Euro bölgesi için saat 12'de aldığımız enflasyon verisi Aralık'ta 0,2'lik deflasyonu teyit etti. Öğleden sonra Amerika kanadındaki enflasyon verisini izleyeceğiz. İçeride Merkez Bankası'nın beklenti anketi yine bugünün ajandasında öne çıkan maddelerden bir tanesi diyelim. Ve piyasadan yorum alarak, görüş alarak bu köşeye devam edelim. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan bugün bizimle. Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi euro dolardaki hareketlilik dün itibariyle özellikle dikkat çekici seviyelere geldi. Bugün de deflasyonun teyidiyle yine benzer noktalara dokunan bir euro dolar hareketi vardı. İsviçre Merkez Bankası'nın dün açıkladığı karardan sonra euroda bu seviyelere artık alışmak mı lazım? Draghi'den beklentiniz arttı mı? Bizim beklentimizden ziyade bugün için İsviçre Merkez Bankası'nın beklentisi daha fazla konuşulmalı bence. Herhalde böyle bir ışık görüldü ki İsviçre Merkez Bankası gibi bir kurum piyasanın hiç beklemediği bir aksiyon aldı. Bu aksiyonun alınması bir problem yok zaten ama aksiyon alırken biraz da piyasaları düşünselerdi acaba iyi olur muydu? Veya 3 gün önce, 4 gün önce pazartesi günü söylenenlerle 4 gün sonra yapılan eylem arasındaki farklılık sorgulanmamalı mı? Ya da bir merkez bankasına da güvenemeyeceksek biz piyasa aktörleri olarak kime güveneceğiz? Bütün bunlar soru olarak duracak. CHP başkanı bile karara çok şaşırdım. Keşke haberimiz olsaydı demiş. Haber olmaması doğrudur. Yani Merkez Bankası kendi açısından haber vermeyi kendi açısından doğru bir şey yapmış olabilir ama çok hızlıca pazartesi günü söylenenlerle dün yapılanlar arasındaki bu uçurum devasa farklılık sorgulanacak. Buna da şaşmamak gerekiyor aslına bakılırsa. Yani evet, Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeden başka bir yolu kalmadı. Zaten başka bir silahı da kalmadı. Devlet tahvili alacak. Artık ne kadar alacak? Onu tartışıyoruz biz. 500 mi, 750 mi, 1 trilyon euro mu? Bilançosunu büyütecekse 2012 rakamlarına gidecekse ki şu anda bilançosu küçülüyor Avrupa Merkez Bankası'nın. %100 bir artış ya da %50 bir artışla diyelim. 3 trilyon euroya gitmek gerekiyor. 3 trilyon euroya nasıl gideceksiniz? Devlet tahvili alacaksınız. Hangi devletlerin tahvilini alacaksınız? Yunanistan tahvilini aldığınız zaman acaba Almanya buna itiraz etmeyecek mi? Ya da siz sınıflama yaparsanız yatırım yapılabilir ülkelerin tahvillerini alırım dediğiniz zaman diğer ülkelere nasıl bir çözüm bulacaksınız? Sorular bitmiyor euro bölgesinde. Hızlı da aksiyon alamıyorlar ama herhalde şu artık çok yüksek bir ihtimal, en azından %70 diyelim. Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki hafta bir paket açıklayacak. Bu paket piyasaları tatmin eder mi? Çünkü çok coşkulu ya da piyasaları böyle çok bir yerden bir yere götürecek kadar büyüklükte bir hamleyi biz bugüne kadar görmedik Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bugün görür müyüz? Bugün görmek için Yunanistan sıkıntısı olmasaydı mesela, bir seçim ya da Yunanistan'dan kaynaklanan sıkıntılar ve az önce haberde geçtiğiniz Yunan bankaları sıraya girmiş olmasalardı belki çok daha rahat hareket edebilirlerdi ama bugün biraz daha el frenden çekilmeden ama hafif bir gaz vermekle diyelim yol alınacak. Piyasanın beklediği işte 500 milyon euroluk bir ya da 750 milyon euroluk bir devlet tahvil alım programının açıklanması ve bence bu çoktan fiyatlandı. Yani euro doların 1.16 civarında olması demek bunun çoktan fiyatlandığı anlamına gelir. Haber geldiği zaman ne olabilir? Elbette yine oynaklık yaşarız, biraz daha düşeriz. Daha aşağı bir oynaklık mı olur yoksa bir kar realizasyonuyla yukarı mı olur? Önce bir aşağı yaparız bence. 1.15'lere dokunmadan bana göre bu parite rahat etmeyecek. 1.15'leri gördükten sonra tekrar bir yukarı yönde hareket deneyebiliriz. Dolar endeksiyle kıyaslıyoruz herhalde burada, evet. Buradaki yeşil grafiğimiz euro dolar paritesi, haftalık grafik olması lazım bu. Alttaki de dolar endeksi. Aşağı yönlü hareketler onun euro dolar olduğu. Belli, çok net. Petrolle karıştırabilirdik ama daha kısa soluklu kalmış. Evet. Dolar endeksinde de aslında enteresan bir yerdeyiz. 92 seviyesinin üzerindeyiz. Dolar değerleniyor güçlü para birimlerine karşı. İsviçre Merkez Bankası da bunu onaylıyor zaten. Şimdi 92 seviyesinin üzerindeyiz. Euro dolar paritesi 1.15'lere doğru gidiyorsa dolar endeksinde 95 bin seviyesine gitmek mümkün olabilir. Çok kolay olabilir. Hı hı. Ama 95 bin 2015 içerisinde zaten çok kısa bir hedef, çok kolay bir hedef olabilir. Yani biz Fed'den de şu faiz artırım konusuyla ilgili bir aksiyonu Nisan ayında alabilirsek, bir ipucu gelirse mesela, dolar endeksinde ana hedef 100 seviyedir, 100 seviyelerin üzeri. Bu da euro dolar paritesi için çok daha düşük rakamlar demektir. 1.08 aşağıda çok gözüküyor. Yani 1.16 seviyesi, yanlış hatırlamıyorsam 2005'in sonuna doğruki olan rakamlar. 2.08 dolar endeksinin 95'i aştığı yerde 2003 yılındaki rakamlara gelmek demek olabilir. 1.08 çok uzak mı? 1.35'lerden 1.16'lara gelen bir parite için 1.16'dan 1.08'e inmek çok uzak bir yer değil ama zarar keslerin devreye girmesi bile burada aslında tetikleyebilir. Ama şöyle bir şey de var. Yani pozisyonların çoğu
dolar değerli, euro değersiz şekilde alınmış. Avrupa Merkez Bankası bu beklentiyi karşılamazsa bu durumda herkesin beklediği yönün aksine bir sert hamlede görülebilir. O yüzden ayın 22'sindeki açıklama çok net bir şekilde belirleyecek. Aşağı yönde olabilecek en düşük seviyeyi dolar endeksinde 95 üstünü bekliyorsak euro dolar paritesinde 1.08 olarak değerlendirebiliyoruz şu an için. Ama bana göre 1.15'in altında çok kalıcı olacak bir pariteyi orta uzun vadede görmek için çok fazla bir donaya sahip değiliz bugün için. Biraz gerileyelim 1.15 okey. Biraz tepki gelsin tekrar 1.18 1.20 tamam. Ondan sonra FED ne yapacak, ne diyecekler, nasıl bir yönlendirmeyle yaza doğru gidiyoruz. Bunu gördüğümüz anda tekrar değerlendirme yapabiliriz. Peki o zaman dolar TL için nasıl bir öngörüde bulunmak mümkün? İzleyicilerimiz çok soruyorlar, bu seviyelerden alım fırsatı diye düşünmek lazım mı? Bazı yabancı banka raporları 2.5'lardan bahsediyor halen daha. İşte bu sabaha karşı saatlerde yine New York işlemlerinde 2.33'e kadar bir hareketlenme gördük ama şu an kotasyon 2.3073'ten geçmekte. Bundan sonrasında nereye gidebilir dolar TL? Burada ana senaryo nedir? Doların değer kazanma senaryosu. Fed Haziran'da, Eylül'de bir şekilde bir faiz arttırımına başlayacak. Ama bu faiz arttırımı limitli olur ana senaryo. Yani çok hızlı bir koşuyla Fed o %2'lere gitmeyecek. Bu senaryoda bile doların değerlenmesinden bahsediyorsak biz veya güvenli bir liman olarak para birimi dolar tercih ediliyorsa doların TL karşısında da değer kazanmasından başka bir çare yok. Bana göre orta uzun vadede 2.30'un altı hep alım seviyesi. Bunu her zaman her yerde söylüyoruz. 2.30 seviyesinin altı orta uzun vadede güzel fırsatlar barındırıyor olabilir alım anlamında. Bugün için TL aslında fena bir performans da göstermiyor. Kendi kulvarındaki ülkelerle de çok ayırmış değil ama biz yurt içindeki gelişmeleri şu anda nereye bağlıyoruz? Petrol fiyatlarındaki gerilemeye. Petrol fiyatları geriledikçe işte cari açıktan büyümeye, enflasyondan diğer makro dengelerin çoğuna pozitif etkisi var. Zaten şu var, cari açıkta bir yara kapanıyor dediğiniz anda kur tarafındaki baskı aşağı iniyor demektir. Bu da şu an için 2.28-2.30 arasında gel git yaşatıyor olabilir, yaşatıyordur dolar TL paritesinde. Ama şöyle bir şey var, yani 2.30'un altında çok fazla kalıcı olamıyoruz. Bakıyoruz gün içinde bile 2.31'lere yakın seyirlere doğru bir hareket yaşanıyor. Aslında orada da bir şeyler var, yani orada da bir şeyler, bir rahatsızlık, orta uzun vade için en azından bir tedirginlik hissetmek mümkün. O yüzden 2.35'in üzerine aşılmadığımız müddetçe ki şuralar, evet, yükseliş anlamında bir heyecandan bahsetmek zor. 2.30'un altı orta uzun vade için bir alım fırsatı ama olur da 2.28'in altına iniyorsak bir yerde başka dengeler bozuluyor demektir. Çünkü 2.28'in altına iniyorsak biz petrol fiyatı biraz daha geriliyordur, dolar biraz daha değersizleşiyordur, FED başka sinyaller vermiştir vesaire vesaire. Bunlar şu anda o kadar güçlü senaryolar değil. Makul bir senaryoda şu an için 2.28-2.31 diyelim, 2.30'un altını uzun vadeli alım olarak düşünebilirim diyelim. Şimdi piyasalarda riskten kaçış varken TL hakikaten diğer pek çok para birimine kıyasla dolar karşısında daha dirençli bir tavır ortaya koydu sizin de belirttiğiniz gibi. Ama bu hafta içinde bilhassa güvenli limanlara hakikaten bir rağbet vardı. İşte 30 yıllık Amerikan hazine tahvili faizinin tarihi dibi görmesinden, bugün Almanya'nın 10 yılının tarihi dibi görmesinden tutun da altın fiyatında bile uzun zamandır beklenen ve telaffuz edilmeyen bu güvenli liman ifadesini tekrar kullanır olduk. Çünkü dün spot altın fiyatı İsviçre merkezin kararının ardından bir anda 4 ayında zirvesine atmış, evet, oldu. Altın fiyatı ile ilgili bu yıla girerken aslında 800 dolarlar, 1000 dolarlar gibi öngörüler de vardı. Bu 1267 doları dün itibariyle görmüş olmamız sizin altın fiyatına ilişkin beklentinizi değiştirir mi? Yılbaşındaki o senaryolara çok katılmadığımızı belki takip edenler hatırlayabilirler. Çünkü genel algının yoğunlaştığı yerde bazen sorunlar yaşanabiliyor. Gerileme beklenebilir, hala beklenebilir ama orada 800 dolarlar vesaire biraz zor. Bir taban oluşumu bitiyor mu altın için? 1900'lerden başlayan o düşüş henüz bitti diyemiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yılbaşından itibaren önce 1800 dolar üzerinde kalan bir altın gördük. Sonra 1200 dolar üzerinde kalmaya başlayan bir altın gördük. Ve bugün 1180-1800 derken değil mi düşündün? Ben yanlış mı söyledim? 1180 keşke 1800 olsa. 1180, 1200 üzerinde oturdu. Şimdi 1245 dolar üzerinde oturmaya çalışan bir altın var. 1245 benim için belki biraz önemli olabilir. Şu kırmızı çizgimiz bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Teknik anlamda eğer bir varlık ortalamasını, 200 günlük ortalamasının üzerine oturmaya başlıyorsa orta uzun vadede bir şeyler değişiyor olabilir. Şimdi sene başından itibaren borsalara bakıyoruz biz. Büyük borsalarda zikzaklar var. Özellikle ABD borsalarında gün içindeki oynaklık çok, yani bizim çok alışık olmadığımız yerlerde. Görmediğimiz. Biz alışığız. Biz alışığız kendi borsamızda %1'lik, %2'lik oynamalar ama Dow Jones'ta, S&P'de bu tip oynaklıklar aslında bir noktada bir rahatsızlığın da işareti.
bir noktada emin olamamanın da işareti olabilir. Altın da hem dünya borsalarındaki gerilemeyi yükseliş anlamında destek olarak aldı. Tahvil tarafında kazanç kalmadı. Sıfıra yakın getiriler var. Evet, tahvil bir dönem için güvenli liman olarak algılandı ama şimdi güvenli liman olmak başka bir şey. Oradan kazanç elde etmek ayrı bir şey. Kazanç elde etmek istiyorsanız bugün nerede ucuz kalan bir şeyler var? Ona bakmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bir de şu var, merkez bankalarının aldığı aksiyonlar. Piyasanın beklemediği aksiyonları bir İsviçre Merkez Bankası gibi bir banka alabiliyorsa, burada piyasayı anlayamayan bir yatırımcı, yorumlayamayan bir yatırımcı ne olduğunu daha henüz yorumlayamadan direkt ben bunu henüz çözemedim ama ilk önce şuraya bir gideyim, şuraya yanaşayım altına, sonra gereken neyse tekrar yaparız. Yani paradan kaçıp altın gibi varlığa yöneliyorsa bu merkez bankalarının yarattığı belirsizlik ve rahatsızlığın da işareti. Sebebi ne olursa olsun altın 1245 doların üzerinde kalıyorsa 1300 dolara doğru gider. Ama uzun vadede ne olur? Uzun vade için herhangi bir senaryo değişikliğini gerektirecek bir durum yok. Dolar değerli bir süreç olacaksa orada bir baskı olacak. Onu hissederiz biz. Enflasyon yaratmıyorsa bu dünya ekonomisi, enflasyon tarafından kaynaklanan bir güvenli liman ya da bir alternatif getiri arayışı içerisinde de olmayacağız altın için değerlendirirken. Borsalar düşmeye devam ederse, S&P 500, Alman borsası vesaire düşerse diyelim, DAX'ta öyle bir durum yok da, altın için biraz daha marj var. Alternatif getiriler anlamında bakıyorum ben. Riskli varlıklarda kaçış varsa altın güvenli liman olarak kullanılabilir. Ama riskli varlıklar tekrar toparlanıp hisse senetleri piyasasında yükseliş görüyorsak altın fiyatlarındaki yükseliş kısa soluklu kalabilir. Bir yandan da ikinci seans başladı. Borsa İstanbul kanadına şöyle bir göz atıyoruz. İlk seans %0,21 düşüşle tamamlanmıştı. Şu anda yataya dönen bir borsa hareketi var. Avrupa borsalarının da artıya yavaş yavaş geçtiğini aktarmıştık yayınımızın başında. 87.722 puandayız şu anda ikinci seansa start verirken. Şimdi aslında biz için de risk iştahını ölçtüğümüz unsurlardan bir tanesi S&P 500. Evet. Dünkü kapanışına bakıyoruz Erdoğan Bey. Bir aydır ilk defa 2000 seviyesinin altında kapandı. Dün aynı zamanda 120 günlük hareketli ortalamanın da altında kapandı. Bir önceki günde 50 günlüğün altında kapandı demiştik. Evet. Şimdi bu hareketli ortalamalar teknik açıdan önemli. Evet. Düşüş sinyali midir? Kısa vadeli bir düşüş sinyali tabii. Ama uzun vadede henüz çok net değil. İkiye ayırdık. Zaten 2015'i dörde ayırdık diyelim. Çeyrek dönemlerde değerlendirmekten yanayız. Çünkü hiç ummadığımız yerlerden ummadığımız hareketler geliyor. O yüzden çok uzun vadeli projeksiyonlar yerine kısa soluklu bakalım. Uzun soluklu bakıyorsanız 2009'dan bu yana başlayan o yükselişin, o efsane yükselişin diyelim, trend çizgisinin hala üzerindeki bir seyre şahit oluyoruz. Uzun vadede henüz bir sıkıntı yok. Nasıl bir sıkıntı olabilir? Düşüş devam eder, 1800 doların altına iner, burada bir şeyler değişiyor olabilir uzun vade için. Kısa vade için ise bir problem var. 2011'den itibaren başlayan o yükselişte, o yükseliş trendinin çizgisinin altındayız şu anda. Ortalamaları da aşağı doğru zorluyoruz. Şimdi normal koşullarda şöyle bir istatistik veri var. S&P 500'ün %25'in üzerinde prim yaptığı yılın ertesi yılında primler %6 civarında kalıyor. Geçen sene S&P 500 %13 prim yaptı. Yani bu istatistiği de bozdu. Belki geç kalan ya da geç kalmış diyelim bir revizyon söz konusu olabilir burada. Ama bu bir yıkım da değil hala. Yani burada evet kısa soluklu bir sıkıntı gözüküyor grafiklerde teknik anlamda evet doğru ama bilanço dönemindeyiz. Petrol fiyatları... Petrol fiyatlarındaki gerileme özellikle enerji şirketlerini de zorluyor. Yani endeksin şu zayıf seyrini makul karşılayacak donelere de sahibiz biz. Bir taraftan enerji fiyatlarında, petrol fiyatlarında dengelenme görebilirsek biz. Ben Fed'in faiz arttırım meselesinin ABD borsalarını belki kısa vadede belki biraz çalkalandıracaktır ama uzun vadede bozmayacağını hatta destek olacağını düşünenler taraftayım. Kısa vadede problem var. Zaten bu problem altın fiyatlarında da kendini hissettiriyor. Bir miktar daha geri çekilme mümkün. 1885 seviyelerine kadar geri çekilmek yaşanabilir. 1885'in de altına iniyorsak kısa vadede bence çok daha büyük problem vardır. Ama burada bir balon vardı. Şu yükseliş bir balondu. Ve bu balon 666'dan geldik buraya. Patlayacak diyecek durumda değiliz. %4,5 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir değer kaybı var. Zirve seviyesine göre, 2080 seviyesine göre. %4,5 bir kayıp. Evet, önemli bir kayıp. Ama bir yıkım senaryosunu kurmak için yeterli değil. S&P 500'de %10'un üzerinde bir kayıp görmeye başladığımız yerde rahatsız olalım. Ama bugün şu an için bunu sadece biraz petrol fiyatlarındaki sıkıntı, biraz bilanço döneminin sıkıntısı oraya yıkalım şimdilik diyelim. Son bir dakika içerisinde de isterseniz bir Brent petrolü fiyatına tamam. Bakalım. Çünkü bu hafta çok sert dalgalanmalar gördük. Nasıl yorumlamak lazım? Nereye gider fiyat buradan? Ya, petrolün yükselmesi için
petrolü üreten ülkeler bile destek olamıyorsa, işin talep tarafından dünya ekonomisinde bir destek bulmak zaten mümkün değil. Üretim talep tarafında zaten 2015 beklentileri sürekli aşağı çekiliyor. OPEC üreticileri, OPEC liderleri de üretimi kısmamakla çok ısrarcılar, pazar payını vesaire kaybetmemek için. Henüz bir dengelenmeden bahsetmek mümkün değil. Zaten altın petrolü grafiksel anlamda yorumlamaya kalkmak da çok tehlikeli ve yanlış bu. Çünkü sadece bir emtia değil, yeri geldiği zaman silah da olabiliyor. Şunu görüyoruz sadece grafiksel anlamda söyleyebileceğimiz. Bir yükselişin başladığı dönem var, 36 dolar. 36 dolardan 125 dolara yükseliş, Fed'in varlık alımlarının, parasal genişlemenin başladığı dönem. Dolarla alınan bütün varlığın fiyat kazandığı dönem, değer kazandığı dönem, petrolde kendi payını almıştı. Düşüş devam ederse, şu an için biraz durulma var mı yok mu sorguluyoruz onu. 36 dolara kadar bir geri çekilmek mümkün ama dün bir atak gördük 50 doların üzerine kalma çabasını. Aynı atakları biz 60 dolar üzerinde görmüştük. Bir ufak Fibonacci evet. 60-64 gibi şöyle birkaç gün kaldı. Olmadı 50 dolar, 50 doların altı. 45-45 etrafında oyalanıyoruz. Dengelenmeden bahsetmek mümkün değil. Şu seviye denge noktasıdır. Buradan yükseliş başlayacak durumda değiliz diyemeyiz. Ama sadece fiyatlara bakanlar için diyebileceğimiz tek şey, fiyatlar 50 doların üzerine çıkmadığı, orada oturmadığı sürece burada kısa vadeli bile olsa düşüşün sona erdiğini söylemek mümkün değildir. Aceleci olmayalım. Erdoğan Bey, yönetmenin beni uyarana kadar tamam. Bir de S&P 500 ile karşılaştırmalı bir grafik var. Onu ekranlara taşıyıp üstünden kısa bir yorum alalım. Tamam. Bu hem VIX oynaklık endeksi, hem altın, hem de S&P 500. Oynaklık endeksi bir miktar stres ölçer gibi değerlendiriyor. Çok doğru olmasa bile piyasanın algısıyla devam edelim. Çok kısa alayım, kapatayım. 12 ile 25 seviyesi arasında dedik, biraz yükseliş var. Bu yükseliş endekslerdeki geri çekilmeyi onaylıyor. Altındaki yükselişi de onaylıyor. Şu an için kritik yerlere gelmiş de değiliz ama oynaklık endeksi VIX 30 seviyesini aşıyorsa biz S&P'de çok daha düşük yerleri görüyoruzdur. Altında da 1300 dolara yakınızdır demektir. Şu anda 22'deyiz. Daha biraz daha var. Korkmayalım diyoruz. Çok evet. Teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan yayınımıza değerli katkınız için. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü ile birlikte piyasaya bakışı noktalıyoruz böylelikle ve sözü iş dünyasından notlara devrediyoruz. Saat 15'te tekrar birlikteyiz.